Selamünaleyküm. Öncelikle kolay gelsin gençler. Büyük finale yaklaşırken yeni bir denemenin daha soru çözümlerini yapacağız. Bugün 9. denememizin sorularını çözeceğiz. Birinci sorudan başlıyorum. Buna göre tevekkül ile ilgili ortaya konulacak doğru yargı aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? Doğru yargı istiyor bizden. Kaza ve kader konusuyla ilişkilendirilen kavramlardan biri de tevekküldür. Bu konuda bilgi eksikliği bulunan insanlar tevekkülü hiçbir sorumluluk üstlenmeden yalnızca el açıp Allah'a dua etmek olarak algılar. Bu nedenle sürekli hayal kırıklığı yaşar. Tevekkülü yanlış anlamanın sonucu. Evet, A seçeneğine bakalım. Doğru yargıyı arayacağız. A seçeneğine baktığımızda tüm tedbirleri aldıktan sonra işin sonucunu Allah'a bırakmaktır diyor. Aslında bizim aradığımız cevap bu. Doğru cevabımız Adana gibi görünüyor. Bakalım diğerlerine de benzer bir şey var mı? B seçeneğinde pasif bir teslimiyet ile bireysel yükümlülükleri Allah'a havale etmektir. Pasif olmayacak, aktif olacak. Allah'a teslim olacağız ama üzerimize düşen sorumlulukları, yani bireysel yükümlülüklerimizi yerine getirerek Allah'a teslim olacağız. C seçeneğinde şahsi başarıları için Allah'a şükredip başarısızlıkların sorumluluğunu üstlenmemektir. Başarılarda evet Allah'a şükredeceğiz ama başarısızlıklarımızın sorumluluğunu da üstlenmemiz gerekir. Bu da yanlış bir ifadedir. Allah'ın kudretine diyor D seçeneğinde. Allah'ın kudretine boyun eğip rüzgarın önündeki yaprak misali kendisini gelişmelerin seyrine bırakmaktır. İnsan hiçbir zaman kendisine verilen cüz'i iradeyi göz ardı etmeyecek. O yüzden D seçeneğimiz de doğru bir yargı değildir. Doğru cevabımız A seçeneğidir. İkinci sorumuz evrensel yasa sorusu. Sorumuzda bu örneklerde Allah'ın evrene koyduğu yasaların hangisinden söz edilmektedir diyor. Örneklere bakalım. Toprağa ekilen fasulye tohumundan fasulye, kayısı çekirdeğinden kayısı yetişmesi. Devenin sıcak iklimin var olduğu çöl ortamında vücudunda su depolayarak yaşamını devam ettirmesi. İnsandaki kalıtsal özelliklerin DNA molekülleri sayesinde nesilden nesile aktarılması. Bitkiler, şurada bitkiler, buradaki hayvanlar ve buradaki insanlar canlı varlıklardır. Canlılarla ilgili olan yasalar, evrensel yasalar biliyorsunuz, biyolojik yasalar olarak adlandırılır. O yüzden doğru cevabımız Adana. Tekrar hatırlatıyorum, şurada kimyasal yasalar diyor. Kimyasal yasa diye bir yasa yok. Üç tane yasamız var, biyolojik, fiziksel ve toplumsal. Bunun doğru cevabı Adana. Üçüncü sorumuz bir kelime bilgisi sorusu. Bakıyoruz. Bu ayette aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır demiş soruda. Ayetimizi okuyoruz. Ey iman edenler, kazandıklarınızın iyilerinden ve rızık olarak yerden size çıkardıklarımızdan hayra harcayın. Hayra harcayın diyor. Size verilse gözünüzü yummadan alamayacağınız kötü malı hayır diye vermeye kalkmayın. Baktığımızda burada bir yardımlaşma söz konusu. Allah için, Allah rızası için başkalarına maddi yardımda bulunmaya biz ne demiştik? İnfak demiştik daha önce. Tevazu demek, alçak gönüllülük demek, kibirlenmemek demek. Hoşgörü demek, kendimize aykırı gelse bile başkalarının davranışlarına ve görüşlerine saygı duyabilmek. Adalet ise herkese hakkıyla muamele edebilmek demek. Gördüğünüz gibi doğru cevabımız C seçeneğidir. Geldik dördüncü sorumuza. Aşağıdaki ayetlerden hangisi bu parçadaki görüşle anlamca ilişkilendirilemez? Metni okuyorum. İslam dini kardeşlik, sevgi, yardımlaşma ve dayanışma dinidir. İnsanların paylaşma ve yardımlaşmaya önem vererek birlikte kardeşçe yaşamalarını ister. Yardımlaşma ve dayanışmayla ilişkili olmayanı arayacağız. A seçeneğine bakıyoruz. Onlar kendi canları çekmesine rağmen yemeğini yoksula, yetime ve esire yedirirler. Burada bir yardımlaşma söz konusu. B seçeneğinde o takva sahipleri ki bollukta da darlıkta da Allah için harcarlar, öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. Bollukta da darlıkta da Allah için harcarlar. Allah için harcamak demek yine insanlara yardım etmek demek biliyorsunuz. B seçeneği de ilişkilendirilebilir. C seçeneğinde ölümsüz ve daima diri olan Allah'a güvenip dayan. Burada güvenmek ve dayanmak. Ne demiştik daha önce? Ne zaman, ne zaman Allah'a güvenmek ve Allah'a dayanmak ifadelerini görsek aklımıza ne gelecekti? Tevekkül gelecekti. Bunun yardımlaşmayla herhangi bir ilgisi
Yok. D seçeneğinde sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça, tekrar ediyorum yine Allah yolunda harcamak, insanlara yardım etmekle olur. O yüzden D seçeneği de ilişkilendirilebilir. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Evet, 5. sorumuz yine bir Ayetel Kürsi sorusu. Bu ayette aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Ayetel Kürsi neden bahsediyordu hatırlayalım. Baştan sona Allah'ın üstün sıfat ve özelliklerinden bahsediyordu Ayetel Kürsi. Bakara suresi 255. ayet. A seçeneğine baktık. Allah'ın sonsuz kudret sahibi olduğunu. Allah'ın sonsuz kudret sahibi olduğuna dair ifade burada var. Diğer ifadelerden de bunu çıkarabiliriz zaten. B seçeneğinde her canlının mutlaka ölümü tadacağına. Öyle bir ifade Ayetel Kürsi'de yok. B seçeneği doğru cevabımız. Diğer seçenekleri kontrol ediyoruz. Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığına, biliyorsunuz ilk cümlede zaten Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur diyor. Başka ne vardı? D seçeneğinde göklerde ve yerde ne varsa hepsinin Allah'a ait olduğunu. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'a aittir diyor. Hepsi O'nundur. Bu durumda doğru cevabımız B seçeneği netleşmiş oluyor. 6. sorumuzdayız. Bu çocuğun babası kendi kardeşine hangi konuda yanlış bilgi vermiştir? Talip amcam Kars'ta hem tarımla uğraşıyor hem de çiftçilik yapıyor. Çocuk anlatıyor bunu. Bu işten oldukça iyi kazanç elde ediyor. Kazandığı paralarla da tasarruf amacıyla altın alıyor. Zekat verme zamanı geldiğinde hangi mallardan ne oranda zekat vermesi gerektiğini babama sordu. Babam da zekatın hangi mallardan hangi oranda verileceğini Talip amcama anlattı. Bu çocuğun babası kendi kardeşine hangi konuda yanlış bilgi vermişti? Yani adamın kardeşi çocuğun amcası. A seçeneğinde küçükbaş hayvanlardan 40 ile 120 arasında bir koyun zekat verilir. Evet, 40 ile 120 arasında bir koyun zekat doğru bir ifade. Toprak ürünlerinden sulama, gübreleme gibi masraflar yoksa 10'da 1 oranında zekat verilir. Bu da doğru bir ifade. Altından 40'ta 1 oranında zekat verilir. Bu da doğru bir ifade. Büyükbaş hayvanların 30'dan 100'e kadar bir adet sığır verilir. Büyükbaş hayvanlar için 30'dan 100'e kadar demiş. Bu 100 değil. Burası 59 olması lazım. 30'dan 59'a kadar bir. Bunların da kendilerine göre yaşları vesaireleri var. Çok fazla detaya girmiyorum. Kitaplarınıza bir defa daha göz atarsanız o tabloya çok daha akılda kalıcı olur diye düşünüyorum. Buradaki yanlış bilgi, babasının amcasına verdiği yanlış bilgi D seçeneğindeki ifadedir. Geldik 7. sorumuza. Sorumuz da diyor ki buna göre kader ve kaza ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Metnimize baktık. Kaza ve kader kavramları Allah'ın ezeli ilmi ve kudretinin bir yansımasıdır. Yani Allah'ın sonsuz, sınırsız bilmesi ve gücünün bir yansımasıdır. Kur'an-ı Kerim'de evrendeki düzenin bu kavramlarla ilişkili olduğuna değinilir. Bununla birlikte her iki kavram da kendine has özellikler taşır ve birbirinden farklı tanımlanır. Yanlış olan ifadeyi, kader ve kaza ile ilgili yanlış olan ifadeyi arayacağız. Bakalım A seçeneğine. Yüce Allah'ın başlangıçtan sonsuza kadar olmuş ve olacak şeylerin zamanını, yerini, özelliğini önceden bilip takdir etmesi kaderdir. Zaten biz kaderi böyle tanımlamıştık. Doğrudur bu. O yüzden doğru cevap olamaz. B seçeneğinde her şey Allah'ın ilmi, dilemesi ve takdiriyle gerçekleşmektedir. Bunun haricinde bir şeyin gerçekleşmesi mümkün değildir zaten. B seçeneği de doğru bir ifadedir. Havaya atılan bir cismin yere düşmesi kazadır. Şimdi C seçeneğini iki yönden ele almak lazım. Ne anlamamız lazım bundan? Şimdi cisim havaya atılmış ve düşmüş mü? Yoksa bir cismi havaya atarsak yere düşer mi anlayacağız bundan? Yere düşer kuralını mı anlayacağız? D seçeneğine de bir göz gezdirelim, ondan sonra bizden ne istediğini net olarak anlayabiliriz belki. Kestirebiliriz en azından. Her canlıya ölüm takdir edilmesi kazadır. Her canlıya ölüm takdir edilmesi kaza değildir, kaderdir. Ölüm takdir edilir. İnsan ölürse veya canlı öldüğü zaman kaza gerçekleşir. O yüzden doğru cevabımız D seçeneği. Biraz önce şüpheye düştüğümüz şıkta, onu tekrar ediyorum, iki yönden de değerlendirilebilir. Bunu da yanlış olarak
Pardon, yani bu ifadeyi de doğru olarak kabul etmemiz lazım. Buradaki D seçeneği kesinlikle yanlıştır. O yüzden doğru cevabımız D diyoruz. 8. sorumuzda bu parçadaki numaralanmış bölümlerden hangisinde yanlış bilgi verilmiştir diyor. Birinci cümlemiz, yani metine baktığımızda metin Hz. Musa ile ilgili bir metin. Birinci cümlemizde diyor ki Hz. Musa'nın davetini kabul etmeyen Firavun onu zindana atmakla tehdit etti. Yüce Allah Hz. Musa'yı bir takım mucizelerle destekledi. Doğru bir ifade mi? Evet, doğru bir ifade. Birinci cümle. İkinci cümle, Hz. Musa'nın asası kocaman bir yılan oldu. Elini koynuna sokup çıkarınca gözleri kamaştıran bir nur gibi parlayıverdi. Allah'ın Hz. Musa'ya verdiği mucizelerdir bunlar. Bu da doğrudur. Bu mucizeler karşısında şaşkına dönen Firavun derhal tövbe ederek iman etti. Firavun bu mucizeler karşısında iman etmedi ta ki boğulduğu ana kadar. Firavun iman etmedi, son boğulacağını anlayınca iman etti. Bu cümle yanlış bir cümle. Hz. Musa daha sonra kavmini toplayarak Filistin'e gitti. Bu da doğru bir ifade. O zaman yanlış olan hangisiymiş? Yanlışı istiyordu bizden. 3 numaralı cümle yanlışmış, C seçeneği. 9. sorumuzdayız. Bu paragrafta Müslümanların aşağıdaki özelliklerden hangisini taşıması gerektiği vurgulanmıştır. Okuyoruz paragrafımızı. İnsanı ve insanın içinde yaşadığı dünyayı koruyabilmek ancak yardımlaşmayla mümkündür. Bu nedenle Müslüman yakın çevresinden başlamak üzere tüm yeryüzünden sorumludur. İslam dini insana ve topluma faydalı olan hususlarda yardımlaşmayı emrederken zararlı ve kötü olan işler üzerinde yardımlaşmayı yasaklamıştır. Ey müminler! Siz hayır işlerinde yarışın ayetiyle Yüce Allah bu gerçeğe işaret etmiştir. Paragrafın geneline baktığımızda insanların birbirleriyle yardımlaşmaları, bu yardımlaşmanın insanların birbirine karşı görevleri olduğundan bahsediyor. O yüzden insan çevresinde olan şeylere karşı duyarsız davranmamalı, duyarlı davranmalıdır. Cevabımız B diyebiliriz. Bir de A, diğerlerine baktığımızda A seçeneği olan ilme önem verme, şükretme, cesaret ve kararlılıkla ilgili herhangi bir ifadeye rastlayamıyoruz. Doğru cevabımız B seçeneği. 10. ve son sorumuz bir zekat oranı sorusu. Demiş ki sorumuzda Metehanlar hangi ürünün zekat oranını yanlış hesaplamıştır? Metnimizi okuyalım. Maddi durumları iyi olan Metehanlar daha önce hiç ilgilenmedikleri çiftçilik işine girmeye karar verdiler ve köylerinde bir de çiftlik kurdular. Verimli bir toprak üzerine kurulu çiftlikleri aynı zamanda düzenli yağış alan bir bölgede yer alıyordu. Bu nedenle gübreleme ve sulama masrafına da girmediler. Burayı belirtmemiz lazım. Gübreleme ve sulama masrafına girmediler. Bir yıl sonra çiftliklerinden 100 ton buğday, 80 ton nohut ve 60 ton mercimek ve bunun yanında 40 ton da mısır kaldırdılar. Bu ürünlerden buğday için 10 ton, nohut için 8 ton, mercimek için 6 ton ve mısır için de 2,5 ton zekat olarak ihtiyaç sahiplerine vermişlerdir. Yanlış olarak hesaplanan zekatını bulacağız. Hangi ürünün zekatı yanlış hesaplanmıştır? Ona bakacağız. Şunu unutmadan belirtelim ki bizim toprak ürünlerinden vereceğimiz zekat buradaki belirtilen şartlara göre onda birdir. Yani %10'dur. Neden? Çünkü gübreleme ve sulama masrafına girmediler diyor. Masrafsız bir ürün elde ettiler. O yüzden onda bir. Bir de 20'de bir oranımız vardı biliyorsunuz. Masraflı olursa 20'de bir. Burada hesaplara baktığımızda buğdayın hesabının doğru olduğunu görüyoruz. 100'e 10. Nohudun 80'e 8 ve mercimeğin de 60 tona 6 ton olduğunu görüyoruz. Bunların doğru olduğunu ama mısıra baktığımızda 40 ton mısırdan 4 ton verilmesi gerekirken 2,5 ton vermişler. Buradaki yanlış hesaplanan
ürün, zekatı yanlış hesaplanan ürün mısırdır. 4 ton verilmesi gerekirken 2,5 ton verilmiş. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Bir sonraki denemede görüşmek üzere inşallah. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.